Merhaba, ben Ayşe Akkın. Ünlü Enko'da Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık bölümünde yönetici direktörlerden biriyim. Bugün son dönemde oldukça gündemde olan finansal yeniden yapılandırma konusundan bahsedeceğim. Finansal yeniden yapılandırmayı şirketlere değişen ekonomik koşullarda yükümlülüklerini yerine getirmede zorluk çektiklerinde ya da zorluk çekmeleri muhtemel olduğunda çözüm olarak öneriyoruz. Finansal stres durumu şirketler için içsel ya da dışsal sebeplerden kaynaklanabilir. Bunlara örnek vermek gerekirse, şirketlerin gelirlerinin ve yükümlülüklerin arasındaki kur uyumsuzluğun riskinin realize olması, pazarın daralması ya da sadece finansal kaynaklara erişimde zorlanmaları şeklinde gözlemlenebilir. Bunların sonucu olarak şirketler borçlarını ödemekte zorluklar çekebilirler. Böyle bir durumda şirketler için yapılabilecekler arasında eğer kısa süreli bir likidite probleminden bahsediyorsak ve piyasa el veriyorsa refinansman yöntemine başvurulabilir. Ya da daha büyük boyutlu şirketin iş planlarını önemli derecede etkileyecek bir finansal zorluktan bahsediyorsak o zaman içinde varlık satışının da bir aksiyon olarak olabileceği yeniden yapılandırma yöntemine başvuruyoruz. Ya da şirketin faaliyetlerini devam etmesi mümkün değil ise tasfiyeye kadar gidebilir. Yeniden yapılandırma süreci kreditörlerle birebir özel görüşmelerle gerçekleştirilebileceği gibi 15 Ağustos tarihinde BDDK'nın çıkardığı finansal sektörü olan borçların yeniden yapılandırması hakkında yönetmelik altında Bankalar Birliği'nin 19 Eylül 2018 tarihinde çıkardığı finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması altında da yürütülebilir. Bu anlaşma ile alacaklılara borçlarını geri ödemede zorluk çeken ya da zorluk çekmesi muhtemel olan kuruluşların çeşitli tedbirler alınarak yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu tedbirler arasında şirketlerin borçlarını vadeye yaymak, kredilerini yenilemek, borçlara yeni kredi vermek, alacaklarından vazgeçmek ya da kısmi olarak azaltmak, alacakları satmak, bilanço dışına çıkarmak, temlik etmek ve diğer alacaklı kurumlar ya da alacaklılarla beraber hareket ederek protokoller yapmak vardır. Çerçeve anlaşması altında yeniden yapılandırmaya kimler başvurabilirler? Bu ana para borç tutarları 100 milyon TL'nin üzerinde olan borçlular. Yeniden yapılandırma ile yükümlülüklerini yerine getirebileceklerine kanaat getirebilen borçlular. Ve son olarak da haklarında iflas kararı verilmemiş ve yasal takip başlamamış borçlular başvurabilirler. Başvuru süreci şirketin en büyük alacaklı 3 kreditöründen bir tanesine başvurusuyla başlar. Bu kreditör, başvuru yapılan banka 3 gün içinde diğer alacaklılara ulaşarak teminat ve borç yapısının konsolide edilmesini sağlar ve daha sonra bir lider banka seçilerek yeniden yapılandırma sürecinin devamı sağlanır. Bu başvuru süreci azami 10 gün sürebilir. Durumun korunması süreci mevcut hukuki durumun borçlu ve ortakların varlıklarının teminat yapısının korunması anlamına gelir. Biz gerek çerçeve anlaşması altında gerek özel birebir görüşmelerle yapılacak yeniden yapılandırmalarda şirketlerin proaktif olmalarını ve danışman kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun temel üç sebebi var. Bunun birincisi hızlı bir süreç yönetilmesi ve kreditörler arasında bir fikir birliği sağlamak için kapsamlı ve ikna edici bir hazırlık süreci gerekmektedir. İkincisi, finansal danışman kreditörlerle borçlu arasında bu müzakereler esnasında arayüz rolünü üstlenir ve daha efektif, daha etkin bir şekilde sonuçlanması için daha gerçekçi ve sonuç odaklı adımlar atabilir. Ve son olarak da varlık ve hisse satışlarında deneyimli bir danışman bu süreç dahilinde söz konusu olabilecek işlemlerde en yüksek değerin sağlanmasında etkin olacaktır. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.